Önce üniversite adaylarının YGS heyecanıyla başlıyoruz. Yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin katıldığı yüksek öğretime geçiş sınavı az önce sona erdi. Sınav bu yıl ilklerle dolu. Kameralarımızı hemen İstanbul Üniversitesi'nin önüne çeviriyoruz. Esra Rakıcı karşımızda. Evet Esra, tam 1 milyon 700 bin öğrenci içeride, aileleri ise dışarıda ter döktü ve sınav sona erdi. Neler aktaracaksın, söz sende. Evet, aslında senin de söylediğin gibi üniversiteye girişin ilk adımı olan yükseköğretime geçiş sınavı son buldu. Yaklaşık 20 dakika önce sınav salonları öğrenciler tarafından terk edilmeye başlandı. Dışarıda anneler ter dökerken içeride öğrencilerin heyecanlı bir şekilde soruları çözüşü vardı. Biz şu anda İstanbul Üniversitesi önündeyiz. Dediğin gibi burada ilkler yaşandı sınav boyunca. En önemlisi, çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler emanete hiçbir şey bırakamadı. Üniversite adayları sadece yanlarına üniversiteye giriş sınava giriş belgeleri ve kimlikleri vardı. Bunun haricinde kaleminden silgisine, kalem tıraşından hatta peçetesine kadar her şey ÖSYM tarafından verildi. Aynı zamanda basın mensupları için de bir ilk yaşandı. Basın mensupları bu yıl sınav salonuna alınmadı. Çekimler sadece kampüsle sınırlı kaldı. Aynı zamanda yine bir ilk daha, türbanlılar rahatlıkla sınav salonlarına giriş yaptı. Şimdi yanımızda sınavda ter döken üniversite adayları var. Hemen onlara dönelim. Evet, nasıl geçti sınav? Benim sınavım güzel geçti. Türkçe sosyalden başladım yapmaya. Matematik ve fen çok zor geldi bana. Sınav sırasında kesinlikle tuvalet ihtiyacı giderilmedi. Hani söz konusu bile edilmedi. Laf, ses çıkmadı sınav sırasında. Ve sınav bittikten sonra ben boykot amaçlı verilen kalemleri kırıp masaya bıraktım. Bu lavabo ihtiyacı peki zorladı mı sizleri? Zorladı. Hem su içiyoruz hem stres geliyor. Göndermiyorlar hiçbir şekilde, söz edilmiyor. Zorlandık yani, ben anlamadım. Soruları millet çalıyor, hıncını bizden alıyorlar. Baskı altında mı hissettin? Çok baskı altında hissettim. Böyle 5-6 tane öğretmen başımızda geziyor. Kimlikler her kontrol ediyor. 100 kişinin kimliği tekrar kontrol ediyor. Yani başkasının yerine sınava girilme olmasın diye. Bayağı şey altındaydık yani, baskı altındaydık. Teşekkür ediyorum. Hemen öncelikle sizin elinizde ÖSYM'nin verdiği malzemeler var. Bize hediyeleri ömür boyu saklayacağımız kötü anılar olarak kalacak herhalde. 2 tane kalem, silgi, kalem tıraş. Evet. Senin sınavın nasıl geçti? Sınav güzeldi. Sözel alan hiç zorlamadı. Gayet güzel geçti. Sayısal tabii biraz zorladı. Genel olarak güzeldi ama bu tuvalet ihtiyacının giderilmemesi bizim 40 dakikamızı yedi. Mecburen birçok arkadaşım ve ben 40 dakika erkenden sınavı bırakmak zorunda kaldık, sorularımızı kontrol edemeden. Çözmeden bıraktığın sorular oldu mu? Tabii oldu yani, düşünün 40 dakikanızı yediler yani. Zaten bütün gece uyumadık, sabah stres, buraya gel stres falan filan. Bir de o da üstüne gelince biz kendimizi iyice Nazi kampında hissettik. Bayağı bizi zorladı yani. Ama Allah yardımcımız olsun. Umarım herkes istediği alanı kazanır. Sizin için de hani bir ilk oldu. Türbanla girdiniz. Evet, türbanla girdik ve benim ilk girişim ve şansıma bu sene türbanla girilebildi. Onun için çok mutluyum. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Sonuçta türbanlı bir bayan başını açıp girdiği zaman sınava muhtemelen özgüven eksikliğine uğruyor ve bu bizim için çok güzel bir avantaj oldu yani. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Evet, İstanbul Üniversitesi'ndeydik. Burada dediğimiz gibi içeride öğrenciler saatlerce ter döktü. Dışarıda da meraklı bekleyişte aileleri vardı. Şimdi söz yeniden merkezde. Aslı. Evet, teşekkür ediyoruz Esra Rakıcı, gelişmeleri bizlere